mücadelesinin maliyeti ne, Kiminin nasıl? bir hastalığı yok. Kiminin işte en önemli nematod, en büyük hastalığı nematod. Evet. Onda işte odun sirkesi veriyoruz. Çok yüksek bir maliyeti Yani yok. kiminin en önemlisi beslemesi. 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 Besleme ile ilgili nasıl bir yol izliyorsunuz? Besleme ile ilgili şöyle bir yol, daha bir yol tuttuğumuz şu şekil. Hani bütün fosforunu veriyoruz hesaptan sonra. Sonra baharen yine fosfor, demir, çinko veriyoruz. Azot dengeliyle başlayıp patozla bitiriyoruz işi. Evet. Peki dediniz ki kivinin bir diğer maliyeti de budama. Budama. Budama nasıl yapılıyor? Budama önemli. Budama her sene çıkan taze dallardan dal bırakıyorsun, meyve gözü Evet. bırakıyorsun. Yani Eski meyve veren dalları kesiyorsun. evet. Yani yeni sürgünlerden göz bırakıyorsun. Onlardan ağacın yaşına göre gücünün yeteceği kadar bir yük tutuyorsun. Yani bir ağaçtan yaklaşık ne kadar ürün alıyorsunuz? Kaç kilo? Bir ağaçtan 80 kilo, 70 kilo ürün alıyoruz. 70 kilo ürün 100 kilo alıyorsunuz. yakın alırız. Bunu belirleyen etken ne oluyor? Bunu belirleyen etken derken ha? Yani neye göre? Budamadan mı? Budanmaya göre ya. Gübrelemeden Budamaya mi? ayarlıyorsun. Sulamadan Budanmayla mı? gübre, Beslemeyle? beslemeyle. Şimdi beslemezsen hani meyve yetiştiremiyorsun. Evet. Temelinde ama bu işi ağacın güzel budanması Güzel lazım. budanması lazım. Meyve gözlerinin bırakılması. Yani sizin budamayı kendiniz mi yapıyorsunuz? Bir ekibe mi yaptırıyorsunuz? Budanmayı kendimiz yapıyoruz. Kendiniz Kendimiz yapıyorsunuz. yapıyoruz. Ne kadar sürüyor 5 dönüm yerin budanması? Ne Beş kadar dönüm. derken kaç gün, kaç saat gibi? 5 dönüm budaması. İki arkadaş olursan günde adam 100 ağaç, 80 ağaç budar. Ha, çok güzel yani. Bir adam ya 40 ağaç, 30 ağaç budar yani. Ağacın durumuna göre. Evet. Bu da zaten önünüzde geniş bir zaman var. Peki Geniş. budamaya başlamak için ne gerekiyor? Hangi tarihte başlanır? Budamaya başlamak için ağaçlar yaprağını dökmesi lazım. Evet. Yani Ocak ayında, Aralık ayının sonundan sonra ağaç yaprağı döktüğü zaman başlanabilir. Yani mevsim önemli değil. Peki Ama burada Mart ayına geçmeden, yani su yürümeden budayı bitirmen lazım. anladım. Bu bölgede kar yağışı var mı? Kar yağışı eskiden oluyordu ama şimdi kar yağmaz, tutmaz oldu burada. Neden? Şöyle diyorlar. Tabiat bozuldu diyorlar. Evet. Neden? Su havuzlarının çoğaldığından dolayı kar yağmıyor. Kar Eski, yağmıyor. eskiden burada diz boyu kar olurdu. Bizim çocukluğumuzda. Hele o günleri bir anlatsanıza ya. Çocukluğumuzda diz boyu kar olurdu. Yani diz Düşe boy. kalka giderdik okula. İlkokula düşe kalka Aziz giderdik. okulu burada okudunuz. Ya, ilkokulu burada okudum. Ha, o... Düşe kalka giderdik. Evet. Şimdi o günlerden o bir şey kalmadı. Kalmadı kalmadı. Şimdi her şey farklı. Servis kapıdan alıyor, kapıya getiriyor. Peki, budamadan başka bir de seyreltme dediniz. Seyretme önemli. Yani nasıl Şimdi yapılmalı? şöyle önemli. Sen her gözde 3 meyve oluyor, 2 meyve oluyor. Bunu tek meyveye düşünmen lazım. Evet. Yani daldakini, yani gözdeki budaktan tek meyve düşünmen. İyi yetişsin diye, kaliteli malın olsun diye tek dala düşünmen lazım. Yani bir sürgünde kaç Bir meyve olacak? sürgünde 15 göz oluyor da, 15 göz, evet. 15 tane göz oluyor ama her gözde de, hani her dalda çatal oluyor. Çatal olanı teklemen lazım. Evet. Besleyebilmen için. Seyretme önemli diyorsunuz. Önemli seyretme önemli gibi de. Evet. Seyretmezsen mal ikinci olur. Benimki gibi ufak kalır. Peki hasat anlatın. Hasat burada Eylül'ün Ekim'in 20'sinden sonra yapılıyor. Evet. Neye dikkat ediyorsunuz Yani hasatta? hasatı şimdi yapacağın şey depoya koyacaksan biraz iyi toplaman lazım. Hasat zamanının geldiğini nasıl karar veriyorsunuz? Şeker oranının yükselmesi de kivinin. Ne kaç Şeker oranının olması alt lazım? olması lazım. 6. Alt olması Evet. lazım. Ondan sonra hasada başladınız. Hasat nasıl yapılıyor? Kim yapıyor yani? Hasatı tüccarın kendi yapıyor. Ha. Biz yapmıyoruz. İşçilik, İşçilik tüccara ait. tüccara ait. Tüccara ait. Peki depolama süresini uzatabilmesi için hasatta nereye dikkat etmek lazım? Uzatabilmesi için hasatta malı ezilmesi lazım, zedelememesi lazım. Evet. Yani şöyle yüksekten atmaması lazım. Toplarken. Toplarken sepete, fileli sepetlere koyması lazım. Ya fileli beze toplayıp hafifçe sahanın içine koyması lazım. Ezilmemesi lazım. Lekeli. Bunu da zaten tüccarın kendisi yapıyor. Kendisi yapıyor bunlar. Peki hasattan sonra bahçeye yaptığınız uygulama nedir?
Hasat bitti, meyveyi hasat topladık. Bitti. Bahçeye yaptığımız uygulama kış uykusunu alacağımız için ona fosforunu verir. Evet. Kış uykusuna çekeriz bahçemizi. Bekleriz. Bekleriz artık. Bak ben bir damlamaları hep dibine fiskeleri yatırdım. Topladım dibin, ağacın dibindeki fiskeleri. Niye topladım? Kış uykusunu yazdım, su yok bundan sonra. Artık su bitti. Su bitti. Peki bunun kivinin sulanması nasıl yapılıyor? Kivinin sulanması az ve tez yapılması lazım. Yani? Yani yazın sıcak havada her gün 5-10 dakika su verebilirsin. Sıcak havada. Günlük. Günlük. 10 evet. dakika su verebilirsin. Peki bu sene bir su sıkıntısı var diyorlar genelde Türkiye genel için. Burada öyle bir sıkıntı yaşandı mı? Burada daha yaşanmadı ama yaşanabilir. Şimdi bu mesaj bana da geldi. Yani dediğiniz gibi başta su kuyuları dediğiniz kuruyor. Yani su kuyuları. Şimdi neden? Kar yağmıyor. Kar yağmıyor. Su tabiat bozuldu diyorlar. Yani. Evet. Su eskiden yağan kar olmazsa su yer altında kuyular dolmuyor. Evet. Şimdi tüccara verdiniz. Evet. Gelelim bundan sonrası satış. Sattınız bitti. Burada tavsiyeniz ne? Yani satarken nelere dikkat edilsin? Sizce neler yapılmalı, neler yapılmamalı? Şimdi tüccar anda bir önce iyi bir sözleşme yazmak lazım. Evet. Çünkü biz yazmadığımız için bir sene rezil olduk. Ha, içli söylediniz böyle sanki. Ha, biz yazmadığımız için bir sene rezil olduk tüccara. Neden? Evet. Adam ilk önce bizim malımızı geldi. Bu malı 20 liraya alırım dedi. Bu fanı 10 liraya alırım dedi. İkincisini dalda koymam 10 liraya toplarım dedi. Olur. Anlaştınız. Biz anlaştık. Adam birinciyi topladı. İkinciye geldi. Ben 15 liraya alırım dedi. İki gün sonra geldi de topladı da 10 liraya alacağım arkadaş bunu dedi ben dedi. Bak. 10 liraya alacağım dedi. Şimdi bu neden oldu? Kabahat yine bizde oldu. Sözleşme yazmadığımızda. Evet. Ama aramızda mukavele olsaydı bir yazılı evrak. Bu evrağı niye yazdık diyebilirdik. Evet. Bunu demedik. Peki tavsiye, ne tavsiye ediyorsunuz yani? Ben herkes malını satarken evrak yazsın. Evrak yazsın. Evrak yazsın. Peki peşin mi arıyorsunuz parayı? Ya o konuşmanın evrak genel olarak genelde peşin alsak daha iyi olur ama vermiyorlar. Çek veriyorlar. Daha gübre borcu da diyemedim. Evet. Peki çeklerde herhangi bir sıkıntı oluyor mu? Olmadı. Bilemez onu. Hadi çıkın daha günü yani hani bugün de bugüne kadar öncekilerde olmadı. Yaşamış olduğumuz bir sıkıntı evet, var mı? Evet. Şimdi bir sıkıntı yaşamadık. Peki çiftçilere bu konularda tek başına mücadele mi etmeli yoksa birlikte hareket edecek bir yapı mı oluşturmalı? Birlikte arayacak yapı oluşturması lazım. Nasıl yapılabilir bu? Bunu siz yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Bunu kooperatif kurarak. Evet. Yani bu işe toplanarak bir belirtisi adam yapılabilir. Var mı öyle bir kooperatif? Bizim burada yok. Ama Suntras'ta varmış. Hmm. Herhalde yeday oldu onlar da. Orada kooperatif varmış. Kooperatif bir sene orada 23 lira açıklamış kivinin taban fiyatını. Evet. Öyle duyduk yani sorduk öyle dediler. Ama sizin bir sahibiniz yok. Bizim sahibimiz yok. Peki bu kivi yetiştiriciliğiyle ilgili Tarım Bakanlığı'ndan, Tarım İl Müdürlüğü'nden, Tarım İlçe Müdürlüğü'nden bu tür kurumlardan herhangi bir bilgi, destek, tavsiye bu tür bir şey aldınız mı? Almadık. Ya almadınız. Siz mi talep etmediniz? Biz talep etmedik. Talep ettiğiniz karşılanmadı mı? Biz talep etmedik. Ziraat odaları? Ziraat odaları kivi fidesi dağıttı sadece. Dağıttı derken? Yani bedava mı verdi? Yok parasıyla. Ha parasıyla. Yetiştirdiği vatandaşa yani piyasada 15 ise 10 liraya verdi. Peki memnun musunuz? Oradan girelim. Yani ziraat odası güzel bir şey yaptı. Yani memnunuz peki, onların. Yani onların fidelerinden. Ha, herhangi bir şikayet var mı? 400'ünü fideni oradan aldım. Ziraat odasından aldım. Evet. 400'ünü oradan kayıp aldım. Olmadı. Olmadı. Yani memnunsunuz ziraat odasının bu hareketi yaptığı işler. Memnunuz. Peki sonrasında takip? Ya bakacağız ama hiç gelip bakmadılar. Hiç gelip bakmadılar. Gelip bakacağız dediler. Takip edeceğiz dediler. Ziraatçımız var dediler. Adama takası aradık. Ne yapacağız? Gelin bir bakalım. Geçen. Evet. Geleceğim adam, geleceğin adam mi? Ama gelmedi adam. Ha, ya kiviyi sattı. İş bitti. Peşini bıraktı. Evet. Peki kooperatif dedik, yapılabilir dedik. Nasıl bir yapı oluşabilir? Nasıl bir işleyiş olabilir? Şimdi kooperatif sen şu kooperatif güç, ne yapmalı? Kooperatif güç olması lazım. Evet. Her kişinin yani sözü bir olması lazım. En basitinde biz bu sene burada kivi satarak ana kivi 25 lira derken arkadaşımız 18 liraya sattı. Evet.
Herhangi bir yaptırım yok. Yaptırım yok. Adam ben o zaman satarım dedi. Lan bir şey diyebilir mi? Yani mal benim, bedava da veririm. Bedava veririm dedi. Kooperatif olsa diyorsunuz, bunun önüne geçirebilir. Her sözü geçerli.